Aa, Deniz Hanım, hoş geldiniz. Ne haber canım? İyiyim, teşekkür ederim. Narin odasında mı? Yok, çıktı Narin Hanım. Ha, tüh ya. Şey, yemeğe mi çıktı? Telefonlarını da açmıyor. Yok, sabah gelir gelmez çıktı. Fırat Bey diye biri geldi, hemen apar topar çıktılar. Kim o? Sevgilisi falan mı? Çok yakışıklıydı. Ortada da fena bir elektrik vardı. Fırat Bey. Evet. Nereye gitti bunlar? Bilmiyorum ki. Günlerdir geldiği yoktu zaten Narin Hanım'ın. Şimdi tam işe başlıyor derken birdenbire hemen yakışıklı bir prens tarafından kaçırılıverdi. Ama patronun pek hoşuna gitmedi bu durum. Gerçi bizim kızın da pek laftan anladığı yoktu ama... Ama neyse, iş her zaman bulunur. Hayırlısı olsun. Değil mi? Hı. Kaçta çıktı bunlar? 9 filan. Tam da işe dönmeye karar vermiştim. Çok zor durumda bıraktın beni. Bir de yetmiyormuş gibi tam çıkarayak patronla burun buruna geldik. Yani hayır, iş olsa, Sermet'le ilgili bir şey olsa bankada, ofiste konuşulur diyecek. Belli ki bir şey var dedi adam. Sen bıraksan olacak kalın, ne düşünürse düşünsün. Seni o itin önüne atarken kılı kıpırdadı mı hiç ha? Bal gibi biliyordu neler döndüğünü. Sermet'in o dev kara para aklama imparatorluğunun baş mimarıdır o herif. Kara para mı? Kara para mı aklıyor Sermet? Bizim yaslı anlı çamaşırcı Saliha teyzenin oğlu Babür Makariyel İmparatorluğu'nun çok çalışarak kurduğunu falan düşünmüyorsun değil mi? Bak Narin, ben işi bırakıyorum. Seni de kendimi de korumamın tek yolu bu. Geriye tek bir sorun kalıyor. Sana olan kişisel saplantısı. Buna oturup konuşmamız lazım. Benim yüzümden tekrar bu adamla başın derde girdi. Haber ışık hızıyla ulaşmış babama anlaşılan. Efendim baba. Ne halt ediyorsun sen Fırat? Bankadaki işinden istifa etmişsin. Ne oluyor? Başka çarem yok baba. Genel müdürlük olaya el koydu. Beni bypass ederek Babür'ün kredisini tahsile koyuldular. O iç şimdi beni ve çevremdekileri kıskacı alacak. Ama ben yokum. Tamam, o kazandı. Benim bu hayattaki önceliklerim başka. 2 gün hiçbir şey yapmayacaksın. Ben bu işi halledeceğim. Hiçbir şey. Anladın mı? İstifanı dondur, bekle. Ben çözemezsem 2 gün sonra istifa edersin. Baba, böyle bir iki yere telefon açılarak halledilecek bir olay değil bu. Uzatma evlat, uzatma. Çözeceğim dediysem çözerim. Laf dinle, kıpırdama. Git evinde otur, benden haber bekle. Ne oldu? Ne dedi baban? Bana gidelim mi, konuşuruz? Sana mı? Şu arabadan neden inemiyorum? Ellerim ayaklarım niye felce uğruyor bana baktığı zaman? Tamam ya. 5 dakika oturur kalkarım. Öf, evini merak ediyorum. Ne yapayım? Ne güzel bu çalı. Narin Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhaba. Selam Meri. Bugün izniniz. Ama akşam için yemek hazırlıyorum. Makineden çamaşırlar da çıkacak. İyi günler Meri. Çıkmadan bize kahve hazırla lütfen. Sen rahatına bak, geliyorum.
güzelmiş evin. Teşekkür ederim. Burada olman çok ilginç. Buna da birden farklı gözüktü evin. Evet. Başka birinin bakış açısından bakınca garip gelir ev, değil mi hep? Ne diyordu baba? Evde anlatacağım dedin. Benim gitmem gerek de. İstifa için beklememi istiyor. İki gün içinde halledeceğim diyor ama Sermet'in ben babamla takacağını falan zannetmiyorum. Evet, bence de takmaz. Sermet'in delirmesinin sebebi bizim görüşüyor olmamız zaten. Ama artık bir sorun kalmayacak. Çünkü seninle görüşmeyeceğiz artık. Ben kiminle görüşüp görüşmeyeceğim o ite sormayacağım. Fırat. Bak, ben bütün bunları konuşup netleştirmek için de buraya geldim. Sadece Sermet değil aramızdaki mesele. Irmak'la olan ilişkinde de benim yüzümden çok kafan karıştı. Ben çocuk değilim Narin. Irmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. Evet, farkındayım. Kendini havaya soktu. Havaya mı soktu? Ben çok iyi bilirim senin kadınları iki dakikada nasıl havaya soktuğunu. Belki seni de tekrar havaya sokarım diye umuyorum. Sokamazsın. Çekmiyorsun artık sen beni. Söyledim sana. Çok acı şeyler yaşadık biz. Bitti. Bitti. Yarım kaldı her şey. Kayboldum birden. Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzelleşebilir insan böyle yıllar geçtikçe. Nefesimi kesiyorsun. Fırat, dur. Yapamam ben. Olmaz. Yani bunca yıl sonra seni gördüm diye öyle birdenbire. Irmağa dön. Beni rahat bırak. Bak sular yükseliyor. Eğer bu bent yıkılırsa çok kötü olur. Dostluklarım, işim, senin hayatın bile tehlikeye girer, anladın mı? Bırak beni. Irmağa dön. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin, öyle mi? Evet. Irmağa dön, bırak beni. Bu gerginliği istemiyorum. İç huzurumu bulabilmek için çok uğraştım ben. Yıllarca bu hayatı kurabilmek için çok emek verdim. Sadece maddi olarak değil. Çok
acı çektim, neler çektiğimi bile bilmiyorsun. Deniz kurtardı beni. Açlıktan değil, senin aşkından ölmek üzereydim. Irmak'ta. Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Tamam, ne istiyorsun? Söylesene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.